Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba, ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika ve dünya gündeminden gelişmeleri, ekonomiden, siyasetten ve Amerika'nın güneydoğusunu vuran kasırgadan gelişmelerle bugün canlı yayında ekibimizle karşınızdayız. Begüm Dömezer Söz Florida'dan karşımızda. Ian kasırgası 4 kategoride ilerliyordu. Hatta 2 mil daha hızlı giderse 5 numaralı, yani en şiddetli kasırga kategorisi olan 5'e yükselmesi mümkün. Begüm'den alacağız ayrıntı. Mehmet Toroğlu, Amerika'ya gelen Türkiye'den AKP'li milletvekillerinden oluşan kongre heyetinin temaslarını aktaracak bize. Ve Serhan Akif Akyıldız, Biden'ın da mesajları var kasırgaya ilişkin. Petrol şirketlerini uyardı Amerika Başkanı. Benzine zam yapmayın dedi ve Mehmet Sümer ekonomide gelişmeleri aktaracak. Stüdyo VOA başlıyor. Hiç vakit kaybetmeden kameralarımızı Florida'ya uzanıyoruz. VOA Türkçe ekibinden Begüm Dömezer Söz ve Tezcan Taşkıran günlerdir kasırgayı takip ediyordu ve bugün itibariyle, şu saatler itibariyle karaya ulaşmış olması bekleniyor Ian kasırgasının. Neden bu kadar önemseniyor Amerika'da gündemin bir numaralı maddesi? Çünkü bugüne kadar 1851'den beri bu şiddette bir kasırga 4 kez sadece Amerika topraklarına vurmuş. Begüm, hemen çok fazla lafı uzatmadan, şu anda neredesiniz? Güvende misiniz? Ve kasır ve şiddeti orada nasıl, Florida nasıl etkileniyor? Söz sende. Mehtap, biz şu anda Florida'nın batı kıyısında ki Tampa bölgesine yaklaşık bir 15-20 dakika uzaklıktayız. Biraz önce Ian kasırgasının Florida'nın batı kıyılarına artık hani kasırganın gözünün merkezinin ulaştığını söylememiz mümkün. Kategori 4 seviyesinde ve maksimum rüzgar hızı 155 saatte 155 mile ulaşıyor. Şu biraz önce senin ifade ettiğin gibi 2-3 mil daha artsa rüzgarın hızı 5. kategoriye yükselecekti. Amerika'da tabii kasırgalar rüzgarın hızına, şiddetine göre derecelendiriliyor, numaralandırılıyor. Florida'nın batı, güneybatı kıyıları en çok bu kasırgadan etkileniyor. Özellikle Fort Myers bölgesi, Sarasota kenti, bu bölgeler hep kıyı kesimde. Özellikle Fort Myers'dan gelen görüntüler epey korkutucu. Kıyı kesiminde bazı yerleşim yerlerinin su içinde olduğunu gösteren, araçların su içinde kaldığını gösteren görüntüler geliyor Fort Myers'dan. Fort Myers'ın hemen biraz daha güneyinde bulunan Naples kenti. Yine orası da Ian kasırgasının doğrudan hedefinde bulunan ve kasırganın etkisini en çok hisseden yerlerden bir tanesi. Bugün de Naples kentinde, bütün kentte sokağa çıkma yasağı uygulanıyor, devreye girdi. Şunu söyleyebiliriz, biz de yayınımızı aracın içinden gerçekleştiriyoruz. Çünkü epey şiddetli bir rüzgar var ve müthiş bir yağış var. Dolayısıyla biz de yayınımızı o nedenle içeriden gerçekleştiriyoruz ki biraz izleyicilerimize bu kasırgayla ilgili bilgi verebilelim. Tabii Floridalılar bu kasırgayı hep en son 2004'te Charlie kasırgası Florida'yı vurmuştu. Biraz onunla kıyaslıyorlar ama hep yetkililer şunu söyledi. Ian kasırgası çok çok daha tehlikeli, çok çok daha büyük bir fırtına. Dolayısıyla yaratacağı tahribat daha da büyük olacaktır uyarısında bulunmuştu yetkililer. Özellikle benim görebildiğim kadarıyla Sarasota, kıyıdaki Sarasota kentinin çok çok etkilenmesi bekleniyor. Zaten zorunlu tahliye emirlerinin verildiği yerlerden Floridalılar biraz daha güvenli iç kesimlere doğru akın etmişlerdi. Florida valisi Ron DeSantis bugün yaptığı açıklamada Floridalılara seslendi ve dedi ki önümüzdeki 2 gün özellikle çok çok kötü olacak, buna hazırlıklı olun uyarısında bulundu. ABD Başkanı Joe Biden da dün Florida valisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Kasırgadan sonra Florida'nın yeniden toparlanması, batı kıyılarının toparlanması için federal hükümet olarak Florida'nın, Floridalıların yanındayız mesajını vermişti.
Begüm, zor koşullar altında yapıyorsunuz yayını ve kolaylıklar diliyorum sana ve Tezcan Taşkıran'a. Şimdi Florida valisinin yaptığı bir açıklamada dün sen anlatıyordun. Yollar dolu, insanlar güvenli yerlere doğru gitmeye çalışıyorlar ama artık şöyle bir noktada Florida, izleyicilerimiz için aktaralım. Hani artık güvenli bir yerde durun, bir yere gitmeyin. Bu kasırganın geçmesini bekleyin. Şimdi kasırgalardan sonra o şiddetli rüzgar görüntüleri ekranlara geliyor. Ama onun tehlikesi iki artçı şeklinde oluyor. Ani su baskını ve yaşadıkları yerlerin bir anda özellikle giriş katlarda anladığımız kadarıyla ve ya da arabalarındalarsa o sırada kişiler çok tehlikeli, hayati derecede tehlikeli hale gelebiliyor. Neler yapılıyor, nasıl korundular şu anda içinde bulunduğunuz, gözlemleyebildiğiniz kadarıyla neler oluyor orada ve bir sonraki tehlikede anladığımız kadarıyla Florida genelinde şu anda bildiğimiz 270 bin kişiye elektrik verilemiyor ama çok daha fazla bir sayı hızla ulaşabilir bu. Ne tür tedbirler var Begüm? Evet, dün ve hatta ondan önceki gün Florida'nın batı kesimleri bir takım bölgelere ayrılmıştı. Yani acilen tahliye edilmesi gereken ve sonraki öncelik sırasında yer alan noktalar vardı. Ve buralar peyderpey kimileri için zorunlu tahliye emri çıkarılmıştı. Bazıları da gönüllü idi çıkarılan emirlerin. Ve bundan sonra bu açıklamalardan sonra yaklaşık o Tampa Körfezi bölgesini de kapsayacak şekilde 2,5 milyon kişi tahliye edildi oralardan. Floridalılar tabii yani bazıları tahliye edemediler, etmek istemeyenler de oldu. Onlar da evlerinde önlemlerini alarak özellikle pencere ve kapılarını kum torbalarıyla besleyerek pencereleri alüminyum ya da işte kalın sunta plakalarla kapatarak kaplayarak kendi önlemlerini almaya çalıştılar. Ama tabii özellikle zaten büyük risk altında olan kıyıdaki bölgeler için zorunlu tahliye emrinin çıkarılması zaten zorunlu hale gelmişti. Çünkü risk çok büyük orada. Dolayısıyla oradan da özellikle Tampa Körfezi bölgesinden de daha iç kesimlere, daha güvenli yerlere Floridalılar akın etmeye başlamıştı. Dün de yayınımızda aktarmıştık. Trafik akışında epey bir yoğunluk olmuştu orada. Fakat artık bu sabah itibariyle Florida valisi Ron DeSantis de dedi. Yani eğer bulunduğunuz yerden çıkmadıysanız, ayrılmadıysanız artık zaten tahliye için çok geç dedi. Önlemlerinizi sıkılaştırın ve bulunduğunuz yerde içeride dışarı çıkmadan bekleyin dedi. Şimdi tabii kasırgalar genelde karaya vurduktan sonra biraz güç kaybederek ilerliyor fakat bu biraz zaman alacak gibi görünüyor. Önümüzdeki 24 saat boyunca Ian kasırgasının Florida eyaleti boyunca içlere doğru ilerleyerek etkili olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde bilhassa zaten öğle saatlerinden itibaren özellikle biraz önce değindiğim Fort Myers bölgesinde su seviyesinin çok yükseldiğini gördük. Yani 12-18 feet arası bu yani 5 metreye tekabül ediyor. Dolayısıyla müthiş de zaten yağış getiriyor bölgeye. Florida eyaletinde Ian kasırgasının genel olarak normalde 2-3 ayda görülebilecek bir yağış miktarını bırakması bekleniyor. Şimdi kasırga artık landfall dediğimiz yani karaya artık giriş yapmasından sonra kategori 4 fırtına da 24 saat boyunca etkili olmayı sürdürecek ama sonrasında işte o kıyı bölgelerde yani su altında kalan yerlerde toparlanma çalışmaları tabii başlayacak. Bu da zaman alacak gibi görünüyor. Epey işte bu yüzden de federal hükümette Florida'nın Floridalıların yanında olduğu mesajını veriyor Mehtap. Begüm Dönmez Ersöz, VOA Türkçe ekibinden Tezcan Taşkıran'la birlikte Florida'da kasırganın neredeyse 5 şiddetine yani en tehlikeli şiddette olan kasırganın karaya ulaşmasını artık bazı bölgelere ulaştı ve tamamen etkisini 24 saat boyunca göstermesi bekleniyor. Orada olay yerinde izleniyor. İzliyorlar, takip ediyorlar an be an durumu ve izlenimlerini getirmeye devam edecekler ekranlarınıza. voatürkçe.com'da, sosyal medya adreslerimizde, Facebook'ta, Twitter'da onların videolarını, haberlerini takip edebilirsiniz. Begüm, dikkat edin kendinize. Kolay gelsin. Lütfen tehlikeli bölgelere gitmeyin.
Şimdiden geçmiş olsun diyelim. Umarız kolaylıkla atlatırsınız. Amerika'da gündem Güneydoğu'da kıyıya ulaşan son yılların en tehlikeli kasırgası dedik. Başkan Biden'ın da kasırgayla ilgili idi gündemi. Enerji sektörüne uyarılır vardı Amerika Başkanı'nın. Kısa süre önce konuştu. Onu da Serhan Akif Akyıldız'dan alacağız. Serhan, Amerika'da kasırgalar olduğunda su baskınları yaşandığında iki görüntü var tanıdık. O da uzun benzin kuyrukları ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, ardından gelen benzin zammı. Biden daha kasırga gelmeden uyardı anladığımız kadarıyla. Ve ne dedi? Sabah saatlerinde uyardı Başkan Joe Biden. Aslında Washington'da, başkent Washington'da açlıkla mücadele ile ilgili bir konuşma yapacaktı. Konu oydu. Gerçi o konuyla ilgili konuştu tabii ama öncesinde hemen kasırgaya değindi. Uyarısına gelmeden önce Florida'da yetkililerle konuştuğunu söyledi. Florida valisi Ron DeSantis'le de konuştuğunu söyledi. Florida'nın yanında olduklarını söyledi. Florida'nın her istediğini, Florida eyaletinin her istediğini onayladıklarını söyledi Amerikan Başkanı. Tetikteyiz, iş başındayız dedi. Başkan Joe Biden, yanlarında olacağız dedi kasırgadan sonra da. İşte bununla birlikte tam o konuyla ilgili konuşması bitti sanılırken bir uyarım var dedi. Doğrudan söze girdi ve bu da petrol şirketlerine, enerji şirketlerine bu kasırgayı, fiyatları arttırmak için bahane olarak kullanmayın dedi. Başkan Joe Biden eğer böyle bir durum olursa federal yetkileri harekete geçireceği mesajını da verdi. Amerikan Başkanı özellikle son dönemde petrol fiyatları, yakıt fiyatları Amerika genelinde düştü diyebiliriz. İşte bu da büyük ihtimal Başkan Biden'ın son dönemde anketlerdeki o destek oranının artışına neden olduğu yönünde yorumlanıyor. İşte bu nedenle biraz da Başkan Biden tekrardan petrol fiyatlarının yükselmesini istemiyor ve doğrudan uyarıyı petrol şirketlerine yapmış durumda. Florida'da ortalama petrol galonu da $3.5 civarında diyebiliriz. Bununla birlikte FEMA'da, Amerika'da doğal afetleri, doğal felaketlere nasıl bir müdahale edileceğini organize eden firma, kuruluş diyebiliriz, devlet kuruluşu FEMA özetlemek gerekirse, o da Florida'ya yardım sürekli açıklamalarda bulunuyor ve Florida'da yeterli kaynaklara sahip olduklarını ve yeterli elemana sahip olduğunu da belirtiyor FEMA yetkilileri. İşte bu çerçevede milyonlarca litre su FEMA Florida'ya gönderilmiş durumda. Askeri mühendisler Florida'ya gönderilmiş durumda. Herhangi bir önemli yıkıma karşı FEMA'da tetikte ve sürekli Amerikan televizyonlarında da FEMA'lı yetkililerin açıklamalarına rastlamak mümkün kasırgayla ilgili olarak. Bununla birlikte benzin, yakıt fiyatları konusunda uyarı ekonomik çerçevede değerlendirilirse, işte yalından da, Maliye Bakanı yalından da açıklamalar vardı doğal felaketlerle ilgili, iklim değişikliği ile ilgili. Maliye Bakanı Janet Yellen Kuzey Carolina'da konuştu ki Kuzey Carolina'da geçtiğimiz yıllarda kasırgaya sahne olmuş bir eyalet. İşte dedi, eğer iklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımlar atılmazsa bunun ekonomik bilançosu ağır olur dedi Maliye Bakanı. Kuzey Carolina'dan örnek gösterdi. 22 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı ve $24 milyarlık bir tahribatın oluştuğunu söyledi. Eğer dedi bu kasırgalar sürekli hale gelirse tedarik zincirindeki sorunlar da sıradan hale gelebilir dedi ki bununla ilgili olarak da korona salgın dönemindeki tedarik zinciri sorunlarını örnek gösterdi. İşte o tedarik zinciri sorunu, korona salgını sırasında tedarik zincirinde yaşanan sorunun sıradan hale gelmesinin fiyatları oldukça hızlı arttırabileceğini söyledi Maliye Bakanı Janet Yellen. İşte bu çerçevede, bu nedenle iklim değişikliğiyle ilgili mücadeleye önem verilmesi gerektiğine, bu kasırganın yaşandığı bugünlerde bir kez daha dikkat çekti Maliye Bakanı. Mehtap. Amerika'da karayı vuran en şiddetli kasırgalardan biri Ian kasırgası Washington'da gündeminde. Hükümetten yetkililerin Başkan Biden'ın açıklamalarını aktardı Serhan Akif Akyıldız. Serhan, teşekkürler. Washington'da Türkiye-Amerika ilişkileriyle ilgili bir başka gündemle devam edelim yayınımıza. Dünkü yayınımızda aktarmıştık. Türkiye'den İktidar Partisi AKP'li bir grup milletvekili kongre üyeleriyle görüşmek için burada Washington'da. Görüşmeleri bugün başladı. Mehmet Toroğlu bu kez karşımızda. Mehmet, milletvekili heyetinin bu görüşmeler
nereden çıkacaklara ilişkin Cuma günü bir basın toplantısı yapacaklar. O zamana kadar aslında pek bu temaslarıyla ilgili pek bir bilgimiz yok. Basına kapalı görüşmeler elbette bunlar. Ama bildiğimiz bir şey var, o da burada bulunma nedenleri. O da Türkiye ile Amerika arasında F-16 satışına ilişkin görüşmeler yapacakları. En azından kimlerle görüşebildiğini öğrendik sanırım. Sözü sana bırakalım. Evet, temaslarına bugün başladı heyet, AKP'li milletvekili heyeti. Temaslar tamamen dün de aktardığımız gibi kongrede yürütülüyor. Hangi isimlerle görüşeceklerinin bir listesi henüz paylaşılmadı. Ancak şunu söyleyebiliriz, kongrenin her iki kanadındaki işte başta dış ilişkiler ve silahlı hizmetler komisyonlarının üyeleriyle görüşmeleri bekleniyor. Ziyaretin amacı dün de aktardığımız gibi tamamen F-16, Amerika'dan Türkiye'ye F-16 satışı ve Türkiye'nin envanterindeki uçakları modernizasyonu süreciyle ilgili görüşmelerde bulunmak. Hatırlanacağı üzere Amerikan yönetimi Başkan Joe Biden da dahil olmak üzere Türkiye'ye F-16 satışına sıcak baktıklarının mesajını vermişti. Ancak kongrede bu konuda önemli ciddi bir muhalefet var. Özellikle Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alımı sonrasında kongrede Türkiye'ye herhangi bir silah satışı konusunda ciddi bir muhalefet söz konusu. Ve bu noktada işte bu sürecin hayata geçirilmesi için kongrenin ikna edilmesi kilit önemde. Ve bu noktada da iki komisyon özellikle öne çıkıyor. İki kanatta da birincisi işte dediğimiz gibi Dış İlişkiler Komisyonu, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu ve bir de Silahlı Hizmetler Komisyonu heyette işte özellikle bu iki komisyon üzerinde yoğunlaşarak bu komisyonların üyeleriyle bir araya gelerek bir anlamda bu satış lehine lobi yapıyor diyebiliriz. Heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlık ediyor. 6 kişilik bir heyet ve tamamı AKP'li milletvekillerinden oluşuyor. Şunu hatırlatalım, Temsilciler Meclisi kongre tatile çıkmadan önce Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası denilen her sene geçen kongreden çok kapsamlı bir torba yasası bu. Bu tasarıya önergeyle bir madde eklemişti ve F-16 satışını şarta bağlamıştı. Başkanın Senato ve Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetler Komisyonlarına bu satışın Amerika'nın ulusal çıkarına olduğunun ve bu F-16'ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerinde izinsiz uçuşlar için kullanılmamasını sağlamak için atılan somut adımların bir ayrıntılı bir izahatını vermesi gerektiği ifade ediliyor. Ancak bu ekin yer aldığı torba tasarı sadece Temsilciler Meclisi'ne geçti. Daha Senato'da da bu tasarı görüşecek. Senato'da kendi versiyonunu hazırlayacak ve daha sonra iki kanadın versiyonu üzerinde tek bir metinde birleştirilecek bunlar ve tekrar iki kanatta oynanacak. İşte nihai versiyonda, nihai şeklinde bu Türkiye ile ilgili şarta bağlayan, satışı şarta bağlayan düzenleme kalacak mı? O net değil şu anda. O bilinmiyor. Bunu göreceğiz. Ama bazı kilit isimlerin duruşlarına bakarsak eğer, mesela Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun başkanı Demokrat Bob Menendez, ki Türkiye'ye en muhalefet eden isimlerin başında geliyor. Katı tutumunda herhangi bir yumuşama söz konusu değil. Türkiye, Rusya ile iş yapan bir ülkeye F-16 satılmaması gerektiğini vurguluyor her fırsatta ve bunun Amerika'nın ulusal güvenliğini tehlikeye atacağı uyarısında bulunuyor. Ancak diğer yandan bazı kongre üyelerinin ise tutumlarını yumuşattığı, hatta çizgilerini biraz tersine döndürdüğünü görüyoruz. Ki bunda Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nda oynadığı rol, işte tahıl anlaşması olsun, ateşkes müzakereleri olsun, o süreçte aldığı katkı, Ukrayna'ya işte sağladığı insan savaş araçları gibi bu süreçlerde oynadığı rollerin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu yorumu yapabiliriz. Mesela Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Gregory Meeks, Türkiye için doğru yönde bazı hareketler sergilediler. Rusya'ya karşı bizimle çalışan ülkelerle birlikte konuşmalıyız, birlikte çalışmalıyız demişti. Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun en kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Rich, Türkler neden F-16 almaları gerektiği konusunda ikna edici argümanlar sundu demişti mesela. Yine bir Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio da bir geçen haftalarda El Arabiya'ya bir demeç vermişti ve satışı, Türkiye'ye F-16 satışını destekliyorum, Türkiye ile farklılıklarımız olsa da Türkiye NATO müttefiki ve ittifakı güçlendirmeliyiz demişti. İşte böyle bir ortamda Türk milletvekili, AKP'li milletvekili heyeti Washington'a önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Yapacakları görüşmeler önemli. Bir basın toplantısı, temaslarının sonunda bir basın toplantısı yapmaları ihtimali bulunuyor. Biz de çıkacak mesajları, yapılan açıklamaları aktarmaya devam edeceğiz. Mehmet, bugün Anayasa Mahkemesi'nde de bir toplantı var. Halkbank'ın yaptığı temiz başvurusunu değerlendirmesi ve başsavcılığın da itirazını değerlendirmesi söz konusu. Bir sonuç var mı o Anayasa Mahkemesi'ndeki toplantıdan ve bu yasal süreçten ne bekleniyor? Evet, henüz bir sonuç, henüz bir karar açıklanmadı. Bu sabah mahkeme yerel saatle, Washington saatle bu sabah saat 10'da toplandı. Halkbank'ın temiz talebiyle yaptığı başvuruyu ve başsavcılığında buna yaptığı itirazı değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi hakimleri bu dosyaya giren
evrakları, bu davadaki dosyaya giren evrakları inceledi. Halkbank davasının Anayasa Mahkemesi'ne takvime alınarak görülüp görülmemesi konusunda kişisel görüşlerini bildirdi ve toplantı kapalı ortamda gerçekleşti. Mahkeme şimdi iki karar alabilir. Bir, davayı takvime alır ve süreç Anayasa Mahkemesi'nde ilerler. Anayasa Mahkemesi bu davayı üstüne alır ya da işte davayı görmeme kararı alırsa o zaman New York'taki alt mahkemede yine süreç devam eder. Şimdiye kadar ne olduğunu hatırlatırsak, şimdiye kadarki geçen süreçte Halkbank Amerika Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu, 2 Ağustos'ta sunduğu itiraz dilekçesinde Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir kamu kuruluşu olduklarını belirtmiş ve Amerika'da bağımsız yabancı devlet dokunulmazlığı yasasına göre yargılanamayacaklarını savunmuştu. Banka hem New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nin hem de 2. Bölge İstinaf Mahkemesi'nin kararlarının yanlış olduğunu öne sürmüştü ve daha önceki 14 davadan örnekler de verilerek alt mahkemelerin aleyhlerinde aldığı kararları bozmaları talep edilmişti. Diğer taraftan Amerikan Adalet Bakanlığı Başsavcısı Elizabeth Prelogar ise Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede mahkemeden Halkbank'ın temyiz talebinin reddedilmesini istemişti. Başsavcılık Halkbank'ın Amerika'da dahi ticari faaliyetleri olduğunu belirtmiş ve bu bakımdan da işte bağımsız yabancı devlet dokunulmazlığı yasası kapsamına girmediği görüşünü savunmuştu. Başsavcılık bu yasanın, yani bağımsız yabancı devlet dokunulmazlığı yasasının ticari faaliyet yaparken bir zırh gibi kullanılmaması gerektiği ne de belirtmişti. Başsavcılığın dilekçesinde Halkbank'ın Amerika'nın İran'a ekonomik yaptırımlardan kaçmak için hazırlanan büyük bir planın parçası olmakla suçlandığı belirtilerek milyarlarca dolar aklamak için Amerikan yasalarını ihlal ettiler ifadesi kullanılmıştı. Şimdi ne olacak? Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bugün hani ne karar alacağı ya da bugün bir karar alıp almadığı, şu an için bu konuda bir bilgi yok. Bir zamanlama, takvim de yok. Bugün açıklanabilir ya da bugün o birkaç gün sonraya da kalabilir. Bu kararın, hani bir karar alınmışsa bu kararın kamuoyuna, halka açıklanması birkaç gün sonra da açıklanabilir. Hemen belli olmayabilir yani. Aynı şekilde gelişmeleri izliyoruz, takip ediyoruz. An be an bir gelişme olduğu zaman hemen aktaracağız. Mehmet Torol, teşekkürler. Türkiye'yi ilgilendiren iki konu vardı. Bir Halkbank davası ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ndeki süreç. Mehmet'in aktardığı gibi ayrıntıları yine yayınlarımıza aktarıyor oluruz. Web adresimizde de. Ve Türkiye heyetinin de görüşmeleriyle ilgili bir gelişme olursa yine yayınlarımıza aktarıyor olacağız. Mehmet, teşekkürler tekrar. Ekonomide son gelişmeleri almak üzere New York'la devam ediyor yayınımız. Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonu düşürmek için sert para politikalarına devam edeceğine yönelik kararlı mesajlarından bu yana hisse senetleri çift haneli kayıplar yaşadı küresel piyasalarda. Amerika'da da durum benzer. Mehmet Sümer'le konuşacağız son durumu. Mehmet, Reuters Haber Ajansı'nın bir de ekonomistlere yaptığı, onlara sorduğu bir anket var. Ona bakılırsa da ekonomi henüz bu şahin para politikalarının olumsuz etkilerini hissetmedi. Nedir ayrıntılar? Evet, tam olarak hissetmediğini söyleyebiliriz. Her ne kadar hani teknik bir terimle Dow Jones piyasası, Amerikan borsası ayı piyasasına geçmiş olsa da, yani %20'nin üzerinde bir kayıp durumu söz konusu olsa da, henüz daha en kötü durumun yaşanmadığını belirtiyor ekonomistler. Neden? Çünkü Amerikan Merkez Bankası Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında faiz artışlarına devam edeceği beklentisi son derece yüksek. Zaten hatta beklentinin de ötesinde Fed Başkanı Powell da yaptığı açıklamalarla bunu teyit ediyor. Öte yandan Fed'in diğer başkanları da, yöneticileri de zaman zaman yaptıkları açıklamalarda Amerikan Merkez Bankası Fed'in sert faiz artışlarına, enflasyonla mücadele kapsamında devam edeceğini belirtiyorlar. Sen de bahsettin. Reuters Haber Ajansı'nın yaptığı bir anket var ekonomistlerle. Kasım ayında yapılacak olan toplantıda, Fed'in Kasım ayında yapacağı ve yeni faiz kararını açıklayacağı toplantıda da ekonomistlerin %70'i, yani Reuters anketine katılan 83 ekonomisten 59'u, yaklaşık %70'i, yine 75 bas puanlık bir artış olacağını tahmin ediyorlar. Bir kez daha 75 bas puanlık bir artışı bekliyorlar. Aralık ayında da, daha sonra yılın sonunda da 50 bas puanlık bir artış olacağını ve 2023'ün ilk çeyreğinde de bu faiz artışlarının devam edebileceğini tahmin ediyorlar. Genel beklenti Amerika'da faiz oranlarının maksimum %4,75 seviyesine kadar yükseleceği şeklinde.
Ama tabii şunu da söyleyelim. Yani ankete katılanların söyledikleri bu %4,75'lik oranın haricinde Amerika'da enflasyon dizginlenemezse, küresel krizler devam ederse, işte Ukrayna Savaşı gibi, petrol krizi, doğalgaz krizi gibi küresel etkiler de devam ederse, Amerika'da faiz oranlarının, Fed'in faiz oranlarının %5'in üzerine de çıkmasının sürpriz olmayacağı da piyasalarda konuşulan konular arasında. Ancak söylediğimiz gibi kesin ve net olan bir şey var. O da faiz artışlarının devam edeceği. Peki faiz artışlarının devam etmesi ne anlama gelecek? Faiz artışlarının devam etmesi piyasalarda resesyon, yani yavaşlama endişesini arttıracak. Çünkü şirketlerin yatırımdan kaçacakları, yükselen faizler nedeniyle sıcak parayı daha pahalıya buldukları için çalışanları işten çıkarma yoluna gidebilecekleri, bunun işsizliği tetikleyebileceği belirtiliyor. 3,5'ti Amerika'da işsizlik yaz başında. Şu anda 3,7, yani 0,2'lik bir artış oldu bu son faiz artışlarından sonra. Ancak veriler hala daha Amerika'da 10 milyonun üzerinde boş pozisyon olduğunu, yani istihdam piyasasının aslında son derece güçlü seyrettiğini işaret ediyor. Ancak tabii birçok kriter var. İşte istihdam piyasası, faiz oranları, enflasyon rakamlarının nasıl geldiği, sanayide kapasite kullanım oranları, bütün bu verilere bakılarak herkesin aklında Amerika'da yeni bir resesyon olacak mı olmayacak mı sorusu var. Şu anda bunun cevabını kimse veremiyor. Sadece yapılan tahminler Fed'in sert faiz artışlarına devam etmesiyle birlikte piyasalardaki resesyon endişesinin süreceği şeklinde. Mehmet Sümer, ekonomide son verileri, açıklamaları ve bir anketi aktardı New York'tan. Mehmet, teşekkürler. Böylece Washington'dan hazırladığımız Stüdyo VOA'nın sonuna geliyoruz. Bu ve tüm yayınlarımız için internet adresimiz voatürkçe.com. Ayrıca Twitter, Facebook ve Instagram adreslerimizde de Amerika ve dünyada öne çıkan haberleri, gündeme dair videoları canlı yayınlarla aktarıyoruz, hatırlatalım. Yarın yine bu ekranda Amerika gündemiyle buluşmak üzere. Hoşçakalın.